Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir FS22 bilgileri paylaştığımız videoda karşınızdayım. FS'nin blogunda dostlar birazcık bu işte ikinci el makinelerle alakalı birazcık bilgiler paylaşıldı. Bugün de onlara göz atacağız ve ikinci el makineler hakkında konuşacağız dostlar. FS22'deki ikinci el makine muhabbeti hakkında konuşacağız. Şöyle bir şey paylaşıldı blogda. Böyle bir ne diyelim buna, unuttum tam nedenini dostlar ama böyle bir işte bir paylaşı yaptılar ve burada dostlar işte birkaç tane fotoğraf falan bunu işte gösterdiler de asıl olarak yani burada yazanlar önemli ve onları da sizlerle şimdi paylaşacağım ben. İkinci el makine dostlar artık satın alabileceksiniz FS22'de. Yani bu işte FS19'da vardı diyenler var, işte modla vardı diyenler var. Evet vardı, çok güzeldi zaten, zamanında kullanmıştık, güzeldi ama bu artık FS21'in kendisine olacak, moda gerekmeyecek ve biraz daha tabii moda göre biraz daha iyi çalışacak, biraz daha dengeli olacak dostlar. Şimdi nasıl çalışacak mantığı şey normal işte mağazada dostlar. İkinci el makineler sekmesi olacak mağazada ve oraya dostlar sanırsam rastgele hani bütün makinelerin hepsinden ikinci el olmayacak. Rastgele böyle mağazaya bazen ikinci el işte birkaç tane makine gelecek ve siz o an paranız varsa ve o makine istiyorsanız satın alabileceksiniz. Bir makine dostlar ne kadar fazla kullanılmış ise o kadar fazla onun fiyatı daha az olacak, yani daha düşük olacak. Kullanılmışlıktan da şimdi neyi kastediyoruz? Burada iki tür kullanılmışlık var dostlar. Biri o makine kaç saat kullanılmış, bakın burada gözüküyor. O makine kaç saat olarak kullanılmış. Diğeri de o makine ne kadar süredir alınmış, yani ne kadar süredir yani eskimiş. Yani mesela şey diyoruz ya, işte bir araba alırken işte bu 2008 model işte atıyorum işte ya bu 15 senelik falan diyoruz ya, işte bir şey kriter o dostlar. Diğeri de o makine işte kaç bin kilometrede gibi düşünebiliriz. O aslında traktörlerde saatle şey yapılıyor, ölçülüyor biliyorsunuz. Hem motor saatiyle ölçülüyor. Hem işte traktörlerde işte motor olan makineler dostlar, hem çalışma saatine yani motor saatine bakacağız. Bir kriter o olacak. Diğer kriter de o makinenin toplam zaman olarak hani ilk fabrikadan çıktığında işte satın alındığından bu zamana kadar ne kadar süre geçmiş. O ikinci kriter de o olacak. Biri burada gördüğünüz gibi kullanılmışlık saati. Bu da kaç ne kadar süredir bu makine kullanılıyor, yani alınmış olarak duruyor. Onu gösteriyor dostlar. Bu iki kriter işte ne kadar fazlaysa fiyat o kadar düşük olacak. Makine de o kadar eski anlamına gelecek tabii ki de. O kadar kullanılmış alan şeyine gelecek. Aslında biri kriterlerden biri makine ne kadar kullanılmış olduğunu gösteriyor. Diğeri de dostlar makinenin ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Çok böyle aslında bir cümleyle de bunu söyleyebilirmişim. Ama Türkçem çok iyi değil, kusura bakmayın. Çok iyi anlatamıyorum. Buna kızanlar var. Kusura bakma gerçekten çok yani elime geldiğince iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum dostlar. Dostlar dememe çok kızanlar var. Dememeye çalışıyorum. Neyse gördüğünüz gibi burada işte mesela bu makine şeyde 22,3 saatte kullanılmışlık olarak ve 23 aylıkmış eskimi olarak ve %55 daha ucuza bu Fendt 1000 serisini alabiliyoruz. 1000 ne bu? 1000 serisi yazıyor ama 1000 serisi yazıyor ama motorunun kaç beygir olduğu yazmıyor. Acaba bu 1000 serisini alırken mesela ikinci el alıyoruz ama motorunu da mı seçiyoruz? Bilmiyorum. Belki bu 1000 serilerinde motor fabrikadan aynı motor, sadece yazılımdan bir güç değiştiği için böyle seçenek oluyor olabilir. Bilmiyorum. Mesela böyle dostlar bu %61 indirimde falan böyle değişik makineler var. İndirimde alabiliyorsunuz. Peki indirimde al al. O zaman biz her şeyi indirimde alırız diyebilirsiniz şimdi. Hani bunun ne olayı ne şimdi ne alaka falan diyebilirsiniz. Burada dostlar bir tane işte bir geri şey de var bunun. Hani bunun sizi bir geri çektiği şeyleri de var, noktaları da var ikinci el makine almanın. Noktalardan biri dostlar ikinci el aldığınız bir makine sıfır, aynı makinenin sıfırı kadar iyi çekmeyecek. Aynı makinenin sıfırı kadar iyi hızda gitmeyecek. Yani mesela bir kultivatör aynı kultivatörün sıfırı kadar yüksek kilometrede çalışamayacak. İşte bir traktörün ikinci eli aynısının sıfırı kadar hızlı çekemeyecek diğer işte ekipmanları falan. Biraz daha güçsüz olacak falan. Aldığınızda ikinci el makineyi tabii onarabilirsiniz. Bayağı yüklü miktar para ayırıp onarabilirsiniz. Onardığınızda sıfır gibi çekecek makine, full onarırsanız o ekipmanı veya makine dostlar sıfır gibi aynı işi yapacak ama yine sıfırından dostlar daha çabuk olarak eskiyecek. Yani daha fazla bakım masrafı çıkartacak sizlere ikinci el aldığınız şey makine. Yani bir ikinci el makineyi çok ucuza alıp %50 yani yarı fiyatını alıp bir %20 kadar da işte atıyorum bunu kafamdan artık %20 kadar da para onun üzerine bakım için atıp onu sıfır ile aynı kondisyona getirebilirsiniz. İşte boyatabilirsiniz de boyası da performansı da sıfır ile aynı olabilir ama sıfırından onu yine ayırt eden bir şey, para ayırsanız bile bakım yapsanız bile ayırt edecek şey o ikinci el aldığınız makine dostlar sıfırına göre daha çabuk eskiyecek, daha fazla bakım gerektirecek. Böyle bir olay var. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel olmuş çünkü ikinci el makine geleceğini ben duymuştum. Sizlerle paylaşmıştım önceki videolarda ama daha bir şey belli değil de dedim yani inşallah adam akıllı yaparlar. Yani inşallah bir dezavantajı olur avantajına göre de hani dengeli olur. Çünkü diğer türlü herkes ikinci el makine alacak. Yani bir mantığı olmuyor. Çok güzel oturtmuşlar bence. Hani ikinci el makine alıyorsunuz. Çok işte yarı fiyatlara falan, bazı yarı fiyattan bile daha ucuza ikinci el makine alıyorsunuz.
Ve ikinci el aldığınız makinelerim dostlar, bakın şurada göstereceğim. Boyaları böyle çizik falan oluyor. Boyaları bayağı kullanılmış falan oluyor. Ama merak etmeyin, bunu para ayırıp boyatabiliyorsunuz da. Yani hem onu ayrı onarabiliyorsunuz hem de ayrı boyatabiliyorsunuz. Yani şey diyorsan, işte benim çiftimde şu an çok param yok benim. İkinci el bir ekipman ihtiyacı, bir tane kultivatöre ihtiyacım var. Sıfırını alamayacağım. Çok da az param var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baba gidiyorsun, ikinci elini bulabiliyorsan ikinci elini alıyorsun ve onu elindeki paralarla sadece onarıyorsun. Böylece sıfır gibi aynı performansı gösteriyor kultivatör. Ama boyamıyorsun. Yani boyamaya para harcamıyorsun. Böyle eski çizik mizik gözüküyor kultivatör ama sıfır gibi iyi iş çıkartıyor. Sadece boyamıyorsun yani. Boyamaya para harcamıyorsun. Sonradan işte onun o işte kultivatörle çalışmaya başlayınca, işte paranı çıkartınca bir de onu yeniden ekstra boyamaya da para harcayabilirsin. Veya direkt aldığın gibi bir ikinci el bir ekipmanı sıfır gibi onarıp üstlerine bir de boyatıp sıfır gibi kullanabilirsin. Ama tabii yine daha çabuk eskiyecek sıfırına göre, öyle bir dezavantajı olacak. Yani tatlı böyle, hem yine RP'ye de yine roleplay'e de dostlar yine uygun şeyler bunlar. Çok tatlı yani, benim hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi burada ikinci el makine şeyler, traktörler falan alabiliyorsunuz. Bakın bunda 5S'te dostlar plakada for sale yazıyor, işte şey için. Satılan şeylerde dostlar, traktörlerde bakın plakalarda şey yazıyor, satılık yazıyor. Bakın burada da Fendt'te de yazıyor, Steyr'de de burada yazıyor for sale. Bu da güzel bir detay olmuş. Demek ki dostlar satılık olan traktörler, ekipmanlar mağazada, mağazanın önünde duracaklar. Mağazanın önünde bir yerde böyle durup orada işte satılık yazacak onlarda. O da güzel bir detay olmuş mesela. Satılık diye böyle gösterişte bayilerdeki gibi. O da çok tatlı bir detay olmuş. Benim hoşuma gitti. Yani bu kadar dostlar, başka bilgi yok yani şeyle ikinci el ekipmanlarla alakalı, ama bence şu an kadar söylediklerim çok güzel. Ben çok dengeli olmuş gibi. Tabii oyun artık oyun çıktığında oyunu oynadığımızda göreceğiz ne kadar dengeli, ama bence şu anlık kağıt üstünde dengeli gibi ve tatlı olmuş. Roleplay'e çok uygun şeyler var. Bence çok iyi olacak dostlar. Bilmiyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere dostlar. Bu videoda öğrendiğiniz bilgiler hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdan bir beğen tuşuna basmayı unutmayın ve başka FS'den hoşlanan, FS seven arkadaşlarınız varsa da bu videoyu lütfen onlarla da paylaşın dostlar ki kanala destek olmuş olasınız. Bu şey hakkında, ikinci el ekipmanlar hakkındaki düşüncelerinizi de dostlar aşağı yorumlara bekliyorum. Aşağı yorumlara da lütfen yazın bir benimle dostlar, paylaşın fikirlerinizi. Hani sizce nasıl olsa daha iyi olabilirdi ve yani sizce güzel olmuş mu, hani sizin hoşunuza gitti mi falan. Yorumlara yazın. Hepsini okuyorum zaten, yorumlarını biliyorsunuz. Hepsi okuduğum yorumda, hepsine kalp atıyorum. Görüşürüz dostlar. Böyle bu arada kanala destek olmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda FS22'nin linki var. Benim kendi şeyim, affiliate linkim dostlar. O linke, yani oyunu satın almasanız bile oradan dostlar o linke gidip o linke tıklarsanız çok kanala destek olmuş olursunuz. Haberiniz olsun. En azından o linke gidip bir tıklayıp bir göz atın. Kanala bayağı destek olmuş olursunuz. Böyle görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Bay bay.